Merhaba, ben uzman diyetisyen ve yaşam koçu Tuğba Yaprak. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Karaciğer yağlanması olan kişiler için 5 çözüm yolundan bahsedeceğim. Karaciğer vücudumuzdaki en büyük organımız ve en önemli organlarımızdan bir tanesi. Ancak göbek bölgesindeki yağ oranımız arttıkça hem kiloya bağlı olarak hem de alkole, yaşam şekline, genetik faktörlere bağlı olarak maalesef karaciğer yağlanması tetiklenebiliyor. Karaciğerin en büyük özelliği dışarıdan gelen toksinleri vücudumuzdan arındırması, ilaç kullandığımızda ilaçların detoksifikasyonunu yapması, bir elma bile yediğimizde, bir meyve bile yediğimizde o meyvenin üzerinde eğer kimyasal veya vücudumuz için zararlı bir madde varsa bunun detoksifikasyonunu sağlıyor. Vücudumuzu bu zararlı bileşiklerden arındırıyor. Bu yüzden de çok önemli bir organımız. Karaciğerimiz sindirim enzimlerini üretiyor ve aynı zamanda safra üretiyor. Bu yüzden de sindirim sistemimiz içinde oldukça önemli bir organ. Karaciğerimiz yağlandığında genellikle sağ kaburgamızın altında bir ağrı, gün içerisinde halsizlik, yorgunluk hissi, uyku hali genellikle görülen durumlardan bir tanesidir. Büyük tuvaletinizde beyazlaşma görülmesi de aynı zamanda karaciğerin yağlanmasının bir göstergesidir. Karaciğer yağlanması, alkole bağlı yağlanma ve alkole bağlı olmayan yağlanma şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Genellikle önceden alkole bağlı karaciğer yağlanması çok fazla görülüyordu. Ancak şu anda sağlıksız yaşam şeklinden dolayı buna bağlı olan yağlanma da çok fazla görülmektedir. Maalesef sağlıksız yaşam şekli, fast food tüketimi, göbek bölgesindeki yağ oranının aşırı yükselmesi, genetik faktörler karaciğer yağlanmasını tetiklemektedir. Öncelikli olarak kötü beslenme, sağlıksız bir yaşam şekli, uyguladığınız beslenme programı, kullandığınız ilaçlar maalesef karaciğeri yağlandıran etkenleri oluşturmaktadır. Aynı şekilde bazı viral enfeksiyonlar, hepatit rahatsızlıkları da karaciğerin yağlanmasına neden olur. Karaciğer yağlanması günümüzde her 4 kişiden birisinde görülmektedir. Karaciğer yağlanması aynı zamanda göbek bölgesindeki yağ oranının artmasına bağlı geliştiği için kişide yani aşırı kilo alımı karaciğer yağlanmasını tetiklediği için maalesef karaciğer yağlanması olan kişilerde insülin direnci, polikistik over, kan kolesterol seviyelerinin yükselmesi, kan trigliserit düzeyi yüksekliği, tansiyon problemleri gibi diğer metabolik rahatsızlıkların da görülmesine yol açmaktadır. Göbek bölgesindeki yağlanma, organların etrafını çevreleyen yağlanmayı arttırdığı için maalesef bu yağlanma şekli diğer metabolik rahatsızlıkları tetikliyor. Karaciğer yağlanması olan kişilerin yaptığı diyet programı çok önemlidir. Ketojenik diyet gibi, tek öğün beslenme gibi sizin vücudunuza uygun olmayan diyet programları lütfen yapmayın. Çünkü diyet programları kişiye özel hazırlanmaktadır. Kişinin yaşam şekli ve mevcut rahatsızlıklarına göre yapması gereken beslenme modeli değişkenlik gösterir. Eğer çok sağlıksız bir beslenme programı yapıyorsanız, karaciğer yağlanmanız var diye bir ayda 15-20 kilolara kadar vermek istiyorsanız çok büyük bir yanlış yapıyorsunuz demektir. Serbest yağ asitleri karaciğerde depolanır ve karaciğer yağlanmasını arttırır. Yani biz çok hızlı kilo verirken vücudumuzdaki yağ asit oranını arttırırsak maalesef karaciğer yağlanmanız, siz kilo vermenize rağmen karaciğer yağlanmanız artacaktır. Bunun önüne geçmenin en kolay, en güzel yolu bir uzman desteği almaktır. Sağlıklı bir beslenme programıyla kilo vermektir. Acele etmeden, vücudunuzu strese sokmadan sağlıklı beslenme programlarıyla lütfen kilo vermeye çalışın. Burada bizim için önemli olan vücudumuzun günlük ihtiyacı doğrultusunda %45-50 oranlarında karbonhidrat, %15-20 oranlarında protein ve %25-30 oranlarında sağlıklı yağ gruplarından besinleri tüketmemiz gerekiyor. Yani karaciğer yağlanmamız varsa ne yapıyoruz? Önceliğimiz sağlıklı bir beslenme programına geçiş yapmak olmalı. Evet, karaciğer yağlanmamız varsa yapmamız gereken ikinci en önemli adım trans yağ oranı yüksek olan gıdaların tüketimini azaltmalıyız. Kesinlikle fast food tüketimi, cips, çikolata, bisküvi ve aynı zamanda trans yağ oranı yüksek paketli gıdaların tüketiminden kaçınmamız gerekiyor. Şekerli ve gazlı içecekler, yüksek fruktoz içerikli mısır şuruplu tatlılar, bunların tüketimini tamamen bırakmalıyız. Çünkü bu besinlerde lif olmadığı için
Maalesef bu besinleri tükettiğimizde direkt karaciğerde yağ dönüştürülüyor. Alkol ise karaciğerin tabii ki de bir numaralı düşmanı. Karaciğer yağlanması olan bireylerin kesinlikle alkol almaması gerekiyor. Alkolün maalesef hücre bozucu özelliği bulunmaktadır. Hücrelerimizi yaşlandırır, vücudumuza zarar verir. Aynı zamanda karaciğer yağlanmasını arttırır. Karaciğer yağlanmamız varsa besin seçimini çok dikkatli yapmamız gerekiyor. Özellikle de gizli yağ içerikli besinlerin tüketimini sınırlandırmalıyız. Özellikle fast food, döner, unlu mamuller, pastane ürünleri, kek, poğaça gibi besinlerin tüketimini tamamen bırakmanız gerekiyor. Bugün ofisime bir danışanım geldi ve karaciğer yağlanması olduğunu söyledi. Sabahleyin kahvaltıda ne tükettiniz diye sorduğumda poğaça dedi. Lütfen karaciğer yağlanmanız varsa poğaça gibi, simit gibi pastane ürünlerini tüketmeyi bırakın. Çünkü aldığınız besinlerin sağlıklı olması, sağlıklı yağlarla yapılması gerçekten çok önemli. Karaciğer yağlanması çünkü önlemi alınmazsa maalesef siroza dönüşebiliyor. Karaciğer yağlanmamız varsa gün içerisinde tükettiğimiz mevsim meyve ve sebze porsiyonlarını arttırmamız gerekiyor. Gün içerisinde 1-2 porsiyon meyve, 4-5 porsiyon sebze rahatlıkla tüketmeliyiz. Özellikle mevsim sebzelerinden enginar, ıspanak, kuşkonmaz, kereviz bol bol tüketmelisiniz. İsterseniz bunları çiğ, isterseniz pişirerek değerlendirebilirsiniz. Mutlaka öğle veya akşam yemeklerinizden bir tanesine bu besinleri her gün koymayı ihmal etmeyin. Aynı şekilde karaciğer yağlanmasına mor renkli besinler de çok iyi gelmektedir. Mor üzüm çekirdeği, ahududu, kiraz gibi besinler de karaciğerimize iyi gelen besinler arasındadır. Bu besinleri ise daha çok ara öğünlerinize ekleyebilir ve bol bol tüketebilirsiniz. Karaciğer yağlanmamız varsa dışarıdan aldığımız besinlerin iyice temizlendiğinden, tamamen hijyenik bir hale geldiğinden emin olmalıyız. Besinleri iyice yıkadıktan sonra, özellikle meyve ve sebzeleri iyice yıkadıktan sonra tüketmeliyiz. Eğer düzenli olarak kullandığımız bir ilaç varsa mutlaka doktorumuzu arayarak ben bu ilacı kullanıyorum, karaciğer yağlanmasını tetikler mi diye mutlaka sormalıyız. Ve sağlıksız beslenme modellerinden, tek öğün beslenme, ketojenik beslenme gibi ve çok düşük kalorili, günlük ihtiyacınızı karşılamayan beslenme modellerinden kaçınmalıyız. Tek başımıza tek öğün beslenme gibi, ketojenik beslenme gibi beslenme programlarını yapmamalıyız. Mutlaka bir uzman desteği almalıyız. Çünkü uzman desteğiyle birlikte vücudunuzdaki yağ değişimlerini çok daha rahat kontrol edebilir ve karaciğer yağlanmasına yönelik uygun gıdaları seçerek bu doğrultuda bir beslenme tedavisi olabilirsiniz. Evet, bugün sizlere karaciğer yağlanması neden olur ve karaciğer yağlanmasına yönelik neler yapabiliriz, çözümler nelerdir bu konuya değindim. Sizin de bu konuyla alakalı bana sormak istediğiniz sorular varsa videonun altına sorularınızı yorum olarak benimle paylaşabilirsiniz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.